Allah kimseyi gaybına ortak etmez diyor ya, ayetin açık açık anlamı bu değil mi? Bunu anlamak için müfessir olmaya, bilmem muhaddis olmaya, bilmem ne mütefekkir olmaya falan lazım yok. Gayet sade bir söz. Buna rağmen efendim Şeyh Nazım-ı Kıbrısi'yi biliyormuş. Bizim Ramazan Bey anlatıyor. Berlin'de bir toplantısı olmuş o adamın. Adamları toplanmış, bu da gitmiş. Pek uyanıktır Ramazan Ekici kardeşimiz. Diyor ki müritlerinden birinin bir banka kartını çalmışlar. Bu hani akkart makkart böyle sokuyorsun da para çekiyorsun ya hesabında. Hatta kimisi kredi kartı, işte krediyle çekebiliyorsun o kartı. Bu adamın kartını çalmışlar. O kadar da kısa sürede, adam haberdar olana kadar da gidip bankaya 5000 markını mı bilmem kaç, 20000 markını mı afırmışlar yani o kartı. Anlaşılan şifre müfrede biliyorlar. Yani yakınında birileri olmalı. Elin hırsızı şifreyi nereden bilecek? Değil mi? Şimdi bu adam tabi canı yanıyor, o para gitmiş. Şeyhine de teslim olmuş ya. Şeyhe sormuş bu Nazım-ı Kıbrısi'ye. Demiş efendi hazretleri, benim böyle böyle oldu. İşte bilmem 10000 markım çalındı bu yolla. Yani banka kartını kaybettim. Fark ettiğim anda hemen bankaya işte telefon ettim. Fakat bu arada baktılar, adam ne kadar hızlı hareket ettiyse gitmiş bankadan aşırmış parayı. İşte acaba kim çaldı? Yani gaybı bilecek. İtikadı öyle sorduğuna göre bileceğini umarak soruyor. O da çok uyanık bir heriftir. Çok zekaya bak. Demiş ki korkma demiş, hiç yese düşmene gerek yok. İyi bir yere gitti param demiş. Şimdi adamı bir ferahlatıyor, yani teskin ediyor. İşte nereye gitti filan, ne oldu? Efendim, çok önemli bir yere, helal harcanması gereken bir yere para lazım olmuş. Evliyaullah'tan birisi, koca Berlin'deki bütün Türkleri dolaş Müslümanları, parası helal olan, bunun müridi, bu parası kaybolan zaten başka kimseyi bulamamış. Çok anide bunun kartını almış, yani haram para da onlara yakışmaz yani, bunun parasını almış ve o lazım olan helal yere harcamış, dolayısıyla sağlam yere gitmiş yani, senin yerine düşmedi. Anlatabiliyor muyum? Ve tabi avanak avanak adam, madem bir şey öyle buyurdu, yatırttılar. 10000 mark gitmiş gürültüye. Hoş bulacak mıydı ayrı mesele, ama şuna nasıl inanırsın yani, bu adam hırsızlık masası şefi değil, bilmem ne değil yani. Evliyalar onun bunun parasını mı afırıyor ya, yani bana sormadan benim paramı evliya değil kimse alamaz mı, peygamber de alamaz yani, ben helal etmezsem peygamber de benim malımı alsa ona helal olmaz yani. Çünkü Allah'ın koyduğu kural bu yani, kimse diyor peygamberin, bak akşam nerede gördüm işte, veda hutbesinde diyor, herkesin malı herkese diyor haramdır. Velev ki rıza ile kullanılır. Yani rızası ile velev. Rızasız kimsenin malı kimseye helal değil. Bu esası İslam, Allah koymuş. Peygamber de bunu uyacak. Filan efendi de uyacak. Falan efendi de yani. Ercümen de uyacak. Şu genel müdür de, çöpçü de, odacı da uyacak yani. Çünkü herkes için geçerli kurallar. Adam benim malım helalmiş. Benim malımı banka kartımı aşırarak gidip kullanıyor. Ulan ne hakla? Yok, bunlar Allah'a değil, efendilerine teslim oldukları için avara kavara yutuyorlar bunu.